Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken küçücük bebeler, anneler, babalar öldürülürken bizim kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum. Beni merak etmişsiniz. Necla Hanım'ın bu olanlardan haberi yok mu diye. Tabii ki haberim var. Ben yıllarca sustum. Kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da ben böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa ben onu dişimle taşırım, yine taşırım. Şimdi benim evladım söz konusu olduğu için bu benim kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Şimdi neden bu kadar mevzular buraya geldi? Ben size en baştan anlatayım. Şimdi efendim, kızım 8 aylık hamileyken malum kişiler Cennet Adası'nda Arife gecesi bir çilingir sofrası kurmuşlar. Ferdi Bey'in ve Tuğçe'nin hayranları çok dikkatli olduğu için bir hayranı bu basın danışmanı olan hanımefendiye mesaj atmış. Demiş ki, şu halinizden Ferdi Bey'in Tuğçe ablanın haberi var mı? Gelen cevap karşı tarafa şöyle. Evet, Ferdi Baba'nın haberi var. Tuğçe Tayfur kim oluyor? Dış kapının dış mandalı. Ve bu mesajı benim kızıma gönderdiler. Bu mesaj kızıma gelince Tuğçe de bu basın danışmanı denilen, hangi okuldan mezun, hangi üniversiteden onu da bilmiyorum, bu hanıma şunu yazdı. Bana bak dedi. Ben oraya gelirsem sizi yaylaya kadar koştururum. Mesele buradan başladı. Bu kendi telefonundan şöyle bir açıklama yaptı. Ferdi Bey'in ağzındanmış gibi. Şimdi anladınız mı yıllar önce ben neden kaçıp gittim? Ben size cümlenin tamamını getireyim. Ferdi Bey, siz yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Ben söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Türkiye'nin il sınırlarında kalmadınız, Japonya'ya kaçtınız. Siz bu yüzden kaçtınız. Siz bu yüzden gittiniz. Ve sonra bu basın danışmanı denilen hanımefendi, bu kadın, sanki siz bu sözü söylemişsiniz gibi sana video çektirdi. Etrafına etten bir duvar ördüler. Yargısız infaz yaptırdılar benim çocuğumu sana karşı. Bu kadar mı kötüydünüz ya? Bu kadar mı kötüydünüz? Benim evladım size ne yaptı ya? Ya ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Bir de kalkmış utanmadan kendi hesabından benim evlatlarımı, damadımı Ferdi Tayfur'un hayranlarına, fanlarına hedef gösteriyor. Benim çocuğumu tabii ki eşi koruyacak. Tabii ki savunacak. Ne bekliyordunuz? O bir aile oldu. Ferdi Bey, size soruyorum.
Siz Tuğçe'nin kendi sanatını yapmasını istemediniz mi? Telefonda kızınla konuşmadın mı? Benim kiracım da oradaydı. Megafon açıktı. Demedin mi? Kızım sahneye çıkma. Senin çizgilerin çok güzel. Sen kendi işini yap. Modellerini çiz. Demedin mi ya? Sen dedin. Ne yapsaydık yani, modellerini çizdi, diktik. Ha, alt katı atölye yap dedin. Ne yapsaydık? Gidip pazarda mı satsaydık ya? Eşine bir tek kelimesi. Benim babam hep benim kendi mesleğimi yapmamı istiyor. Muhammed dedi. Muhammed tabii ki karıcığım dedi. Çocuk sabahlara kadar atölyelerde yattı ya. Tuğçe senin kapına gelip sermaye mi istedi, para mı istedi, malını, mülkünü mü istedi ya? Ne yaptı ya Tuğçe sana? Ne yaptı? Hesap mı, tövbe haşa ya Rabbi? Hiçbir zaman ne malında ne mülkünde gözü olmadı. O babamın kendi emeğidir. Kime isterse ona verir. Ona dağıtır dedi. Bizim umurumuzda değil. Ama etrafındaki insanların umurunda. Senden tuttukları palamutlar yetmedi. Şimdi de balinaya mı göz diktiler? Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin o etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Ya seni ne duruma düşürdüler ya? Ya sen böyle bir insan mıydın? Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Bir de haklıymış gibi senin hayranlarını arkalarına almaya çalışıyorlar. Allah için sesleniyorum sizlere. Siz Ferdi Bey'i Ferdi Baba olarak kabul ettiniz. Bana da hep Necla Anne dediniz. Bir kadının kaprisinden, kıskançlığından bizler bu duruma geldik. Sizler bu tuzağa düşmeyin. Muhammed karısını savunuyor diye. Siz biliyor musunuz ya, biz 1,5 yıldır neler çekiyoruz. Şimdi damadıma gelince. Benim damadım tabii ki hanımını, eşini savunacak. Çocuk bir lafına mağazalar açtı ya. Marka yaptı ya. Ve bu çocuk bu 1,5 yıl içinde bizim yediğimiz tehditleri, gelen mesajları, başına gelenleri biliyor musunuz ya? O çocuğu dolandırıcı ilan ettiler. Ha? O aslanlar gibi durdu yine de. Ya neler yaptılar o çocuğa ya? Yok videolar yaptılar, kafasını yabancı bir adamın başına koyup yabancı numaralardan neler yaptılar ya. Neden biliyor musunuz? Tuğçe'yi bırakması için. Ama ben karımdan vazgeçmem dedi. Dimdik ayakta duruyor o çocuk. Her gece uyumuyor biliyor musunuz? Sabahlara kadar dolaşıyor o çocuk. Onu çektiğini biliyor musunuz ya? Dağlar gibi o Sivaslı Muhammed. Sivaslı Muhammed. Aslanlar gibi karısının arkasında duruyor. Şimdi eşini savunuyor diye kötü mü oldu? Kim dayanabilirdi acaba onun çektiklerine? Etrafımızı bu kadar düşmanlar sarmışken bir de babasını evladıma düşman ettiniz ya. Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Sizi Allah'ıma şikayet ediyorum ben. Sizi peygamberime şikayet ediyorum ben. Ben Allah'ımın adaletine sığındım. Allah'ın adaleti hiçbir şeyle ölçülmez. Benim evladımı mahvettiniz. Benim evladımın sinirlerini sıfıra indirdiniz. Benim evladımı hasta ettiniz be. Benim evladım sizin elinize doğdu. Ne yaptı size Tuğçe? Ne yaptı ya? Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Ben buradayım, annesiyim ve evladımın arkasındayım. Hiçbirinizden de korkmuyorum. Benim Yüce Rabbime bir tek can borcum var. Onun dışında da kimseye bir borcum yok. Adamı düşürdüğünüz şu duruma bakın. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Ve çok sevdiğim rahmetli bir hanımefendinin sözüyle kapatmak istiyorum. Gururlanma padişahım. Senden büyük Allah var.